Yok, zaten geç ara verdik. 35 geçe gibi bir şeydi. Dolayısıyla problem yok. 20 dakika olabilir, evet. Yok, ben de 20 dakika ara veriyorum bazen. Şimdi benzer aracılığıyla bilinir. Biraz bunun üzerine konuşacağım. Daha sonra ruha bakan kişilerin ruhu genel olarak kaç bakımdan ele aldığını tekrardan ortaya koyacağız. Yani baktığımız zaman, yani Aristoteles'in önce gelen kimi düşünürlerin ruhu ona göre ele aldıkları savlar, değil mi? Aslında genel olarak sayıca 3, değil mi? Bir devinimle birlikte giden savlar var. Bir, yani kinezisle birlikte giden savlar var. Bununla birlikte ruhu duyumsayabilen bir şey olarak düşünüyorlar. Aistezisle birlikte giden savlar var ve de bilmeye ilişkin savlar var. Şimdi bunların içerisinde bir de ruhu bir sayı olarak ele alanlar var. Hatta kendi kendini devindirebilen bir sayı olarak ele alanlar var. Aristoteles bunun için bayağı kendine özgü bir saçmalık diyecek daha sonra. Yani açık ara en saçma olanı diyecek bütün bu savların. Bunlardan daha sonra söz edeceğiz. Şimdi benzer aracılığıyla bilinir. Nesneler de ilklerden oluşur. Kime göre? Platon'a göre. Benzer aracılığıyla bilinir. Platon'a göre, ama Platon'un aslında ruha ilişkin anlattığı bir mitosa göre benzer aracılığıyla bilinir. Tıpkı Empedokles'in de şiirinde anlattığı gibi. O da her bir ögenin hem ruh olduğunu söylüyordu, hem de ruhun tüm ögelerden oluştuğunu söylüyordu. Yani ögelerin her biri ayrı başına ruh. Aynı zamanda ruh da ögelerden oluşuyor diyordu. Şimdi buradaki temel sav neydi? Yani benzer aracılığıyla bilinecekse ruhun kendisinde, ruhun bileceği var olanlarda olan bir şeyin ya da birden çok şeyin olması gerekir. Temel sav buydu. Yani eğer ruh tek tek var olanları bilecekse, fakat burada şurada dikkat ederseniz olduğu gibi bu bilmenin ne türden bir bilme olduğuna ilişkin bir açıklama yok. Yani bilecekse, duyumsayacaksa olabilir, yoksa ayrıştıracaksa, tanıyacaksa da olabilir, yoksa tek tek var olanları bilecekse diyorsa orada biraz problem var. Yani var olanları bilmek için, yani tek tek var olanlara ilişkin epistaslar yapması beklenecek bir şey değil herhalde, öyle değil mi? Yani tek tek var olanları duyumsayabilir Aristoteles'ten. Tek tek var olanların ayırdına varabilir, yakalayabilir, bunları seçebilir. Fakat tek tek var olanları bu biçimiyle bilemez. Onların ne yapması lazım? Öncelikle onları bir kavram, genel olarak bakıp bir kavram haline getirmesi lazım. Yani söz gelimi herhangi bir ağacın epistastayı diye bir şey söz konusu olmayacak, ama ne olması lazım? Ağaç diye bir şey, genel olarak ağaç, not yosunun kendisi ele alındıkta ağaç nedir diye sorulabilir belki. Şimdi o halde benzer aracılığıyla bilinir derken, benzer aracılığıyla yakalanır ya da benzer aracılığıyla duyumsanır diye düşünülebilir. Ama tabii ifadenin kendisi biraz muğlak olduğu için, ya benzer aracılığıyla bilinir dediği zaman, evet, benzer aracılığıyla acaba sadece Gnoritze'in tarzında mı bilinir? Yani sadece yakalanır mı? Yoksa acaba benzer aracılığıyla tam kavranır mı sorusunu da sormak ihtiyacı duyuluyor burada. Şimdi cümlenin kendisinde kullanılan sözcük ne? Benzer aracılığıyla bilinir derken. Şimdi bilinir diye çevirdiğim zaman, evet, benzer aracılığıyla bilinir. Bilme söz konusu olduğu zaman bir takım başka şeylerin de hesaba katılması lazım. Demin sözünü ettiğim gibi, yani epistaslay anlamında bir bilme ise bir takım başka şeylerin hesaba katılması lazım. Ama ifade ettiği şey nasıl bir şey? Var olanları yakalıyor püsühe. Tek tek var olanları, ögelerden oluşmuş olan tek tek var olanları yakalıyor. Kendisi de ögelerden oluşmuş bir şey, püsühenin kendisi. O ögeler hem püsühede var hem de var olanlarda var. Dolayısıyla bir ortaklık var, bir benzerlik var. Püsühe kendisinde
olanları bir başka var olanda da yakaladığı zaman zaten ha bu bende de var diye çıkarabiliyor, tanıyabiliyor. Zaten sözcük de sözcüğün kendisine baktığımız zaman benzer benzer aracılığıyla bilinir cümlesindeki bu bilmek sözcüğüne baktığınız zaman sözcük ne? Gignoskein, evet. Gignoskestai. Yani burada benzer benzer aracılığıyla tanınır. Zaten tek tek nesnelerin burada yakalanmasından söz bahsediyor. Yani püsühe herhangi bir var olana burada yöneliyor. Herhangi bir var olan zaten ögelerden oluşuyor. Püsühenin kendisi de ögelerden oluştuğuna göre püsühe bu var olanı çıkartabilir, yakalayabilir diye düşünüyorum. Tek tek var olanlara yöneliyorsa, tek tek var olanların kendileri zaten duyumsanabilir. Bunların ayırdına varılabilir. Yani aistanestay söz konusu ilk başta duyumsanabilir. Aynı zamanda bunlar yakalanabilir, tanınabilir, ayrıştırılabilir. Öteki nesnelerin arasında seçilebilir bunlar. Fakat tek tek nesnelere ilişkin epistasta yapmak söz konusu mu? Değil, değil mi? Yani benzer benzer aracılığıyla tanınır dediğim zaman bir kere böyle bir dert de söz konusu. Tamam, bunu belli bir düzeyde ancak söyleyebilirim ama püsüheyi bilen, yani epistastayın da kaynağı olan bir şey olarak alırsam bu açıklama burada yeterli olmayacaktır. Yani bu açıklama püsühenin çok özel bir olanaklılığının açıklaması olarak düşünülemez. Yani söz gelimi epistastayın ve nous'un açıklaması olarak düşünülemez. Herhangi bir var olanı duyumsaması için o var olandaki bir takım ögelerin püsühede de olması lazım. Peki püsühenin bilmesi için neye ihtiyacı var, değil mi? Başkaca bunu da sorabilirim. Yani tamam, aistezis için, gignoskein için bunlar, yani ögelerin püsühede bulunması zorunlu. Ama püsüheyi ögelerden oluşan bir şey diye koyduğumuz zaman zaten püsühe nasıl bir şey haline dönüşüyor? Eğer tek tek var olanlar dört ana ögeden oluşuyorsa, püsüye de dört ana ögeden oluşuyorsa, ateş, hava, su, topraktan oluşuyorsa, püsüye de zaten zomatik bir şey haline dönüşüyor, değil mi bir kere? Püsüyenin kendisi de. Böyle bir dert vardı zaten. Aynı zamanda bu var olanların kavramlar olarak, yani eidoslar olarak, eide olarak var olanların nasıl bilindiğini, nasıl yakalandığını açıklamıyor bana. Püsüyeyi sadece püsüenin duyumsayabilen yanıyla ele alıyor. Ya da püsüenin ayrıştırabilen yanıyla ele alıyor. Püsüenin tanıyabilen yanıyla ele alıyor. Yani genel olarak söylediği şey şöyle bir şeydi. Ya püsüe, evet, kimilerin bilmeye ilişkin bir yeti diye düşünülüyor. Platon da bunun altını çiziyordu ama benzer benzer aracılığıyla bilinir derken altını, burada Platon'un altını çizdiği şey aslında tam da sapasağlam felsefece bilmeye ilişkin bir yanı değil püsühenin. Püsühenin duyumsayabilen yanına daha çok işaret ediyordu. Benzer benzer aracılığıyla yakalanır, benzer benzer aracılığıyla tanınır dediğinde. Bunun peşi sıra giden de bir takım problemler vardı ve bu püsüheyi onun aracılığıyla kavrayabilen bir yapı olarak açıklamamız için yeterli değildi. Benzer benzer aracılığıyla bilinir ilkesi. Bu açık mı? Evet, o halde ruhu duyumsayabilen ve bilebilen bir yapı olarak ele alanlar aslında o bilmeyi çok belli bir anlamda diye düşünüyorlardı. Yani orada ruhun tam kavrayabilen yanına işaret ediyor değillerdi. Şimdi bununla birlikte benzer benzer aracılığıyla bilinir de bu bilmenin, evet, zaten püsüheyi de zomatik bir şey haline getiriyor, değil mi? Dört ana ögeden oluşuyorsa, yani ögelerden, ilklerden, stoiheyadan oluşuyorsa püsühe, püsühenin bir var olan da, yani kendisi de zomatik olan bir var olan da olan bir şeyi aa bende de var diye yakalaması zaten, değil mi? Burada tek tek bir var olandaki zomatik olanı çıkartması demeye geliyor. Yani aistesle birlikte giden bir şey olması lazım. Gnoritzen'in kendisi, tanımanın kendisi de zaten, ayırdına varmanın kendisi de aistesle birlikte giden bir şey bununla birlikte. Evet,
O halde bu bilmeye ilişkin sınav, tırnak içerisinde bilmeye ilişkin sınav. Yani Püsküven'in bilebilen bir şey olduğu yolu saf. Aslında Püsküven'in ayrıştırabilen, Püsküven'in duyumsayabilen, tanıyabilen bir şey olduğu yolu saf demeye geliyor. Benzer benzer aracılığıyla o halde tanınır. Benzer benzer aracılığıyla yakalanır. Tek tekleri yakalamaktan bahsediyor çünkü burada. Yani tek tek var olanları yakalamaktan bahsediyor. Tek tek var olanlar kavranmaz. Yani epistastay tarzında bilinmez. Benim herhangi bir var olanı eğer epistastay tarzında bilmem söz konusuysa bunun en azından bir kere bir not olması lazım, değil mi? İçi boş bir kavram olması lazım. Yani bir kavram haline getirmem lazım ki ben o nedir sorusunu sorabileyim. Zaten nedir sorusunu sorduğum yerde epistasla ilişkin araştırma başlıyor. Şimdi bunu bu şekilde sınırlandırdım o halde. Yani benzer benzer aracılığıyla bilinir savını. Ayıs tezise ilişkin ve Gnoritze'ye ilişkin bir savdır diye sınırlandırdım. Ne diyordu sav? Püsühe'de olan her neyse bu Püsühe'nin yakalayacağı şeyde de olmalıdır. Yani ortak olan bir şey olması lazım. Benzer olan bir şey olması lazım. Hiçbir ortaklık yoksa bağlantı nasıl kurulacak? Yani zihinle Püsühe ile zihin olarak Püsühe, zihinle nesne arasında bağlantı nasıl kurulacak demek istiyor. Haklılıkla böyle bir şey soruyor. Yani nesne olduğu gibi başka bir yapıdaysa, değil mi? Nesne olduğu gibi başka bir yapıdaysa, zihin de hiçbir biçimde nesneye benzemiyorsa, o halde bu bağlantıyı onun üzerinden kuracağım şey ne? Nasıl dönüştüreceğim? Yani eğer nesneden bana doğru bir şey geliyorsa, benim o nesneyi bir biçimde zihnime taşımam söz konusu olacaksa, benim o nesneyi nesne olarak zihnime taşımam herhalde söz konusu olmayacaktır, değil mi? Zihnin içerisinde ne yok? Aristoteles'in daha sonra söyleyeceği gibi. Zihnin içerisinde taşımak şu şekilde olmuyor. Herhangi bir kemik, herhangi bir insan, herhangi bir at olduğu gibi bunu alıp zihnime koymuyorum ben. Belli bir dönüştürme sonucunda zihnimde belki bir iz olarak, belki bir fantazma olarak, yani belki bir izlenim olarak bir nesnenin kurulması söz konusu ya da olduğu gibi o empirik içeriğinden bağımsız olarak olduğu gibi aistezisle birlikte giden yandan bağımsız olarak kavramın kendisini de kurabilirim ben. Şimdi ama bu aradaki kısmı belli bir yere koyduğum zaman bu zihin üzerine düşüneceği nesneler ya da zihin kendisine konu edindiği bu nesneleri nasıl kavrayacak sorusu bu benzer benzer aracılığıyla bilinir önermesiyle bir biçimde açık kılınmaya çalışılıyor. Yani bir benzerlik olması lazım. Bu dersin başında sözünü ettiğim gibi Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi adlı yapıtında da söz konusu olan bir ilke. Nasıl söz konusu oluyor dediydik? Yani burada dikkat ederseniz zomatik bir şeyden bahsetmiş. Çünkü doğrudan doğruya söz konusu olan şey ne? Yani bunu zomatik bir biçimde diye düşünecekseniz aistezis ve gnorisein üzerinden düşünebilirsiniz. Tabii Kant böyle bir şey yapmıyordu. Zomatik bir benzerlik. Yani püsühede de ögeler var, zihinde de ögeler var, nesnelerde de ögeler var. Ortaklık yakalandı. Bu nesneler bu zihin tarafından yakalanabilir, kavranılabilir gibi bir şey söylemiyordu. Burada aistezisi Platon'un bu mitosla anlattığı şey, anlatmaya çalıştığı tarz biraz böyle. Şimdi Kant'ınki nasıldı? Benzer benzer aracılığıyla nasıl biliniyor? Anlama yetisinin saf kavramlarının şematizmi, değil mi? Yani yargı gücüne ilişkin transcendental doktrininde ilk kısım, ilk temel kısımda bundan bahsediyordu. Benzer benzer aracılığıyla bilinir. Burada nasıl söz konusu oluyor? Yani iki ayrı, değil mi? Ürün, iki ayrı ürün, iki ayrı yeti de söz konusu olan iki ayrı ürün. Bunların birlikte bir arada düşünülmeleri lazım. Bir tarafta ne var? Kategoriler var.
anlama yetisinin içerisinde söz konusu olan anlama yetisinin saf kavramları, 12 tane kategori var. Bu kategorilerin neye bağlanması gerekiyor? Kategoriler ne yapacak? Erken neski Gegenstand'a bağlanacak, değil mi? O Gegenstand'ın bize verili olması lazım. Verili olan Gegenstand'ın kendisi, yani görünüşler, kategorinin altında nasıl düşünülecek? Erkentiniz verili olan Gegenstand'a nasıl bağlanacak? Söylediği şey şu, ya bunun altında bilinebilmesi için, kategorinin altında düşünülebilmesi için bir benzerlik olması lazım. Bir Gleichartigkeit olması lazım, bir benzerlik olması lazım. Yani kategoride olan bir şey aynı zamanda görünüşlerde de olacak. Ki görünüşler kategorinin altına getirildiği zaman kategori o Erscheinungları düşünebilecek ve bilebilecek. Demek ki bu benzer aracılığıyla bilinir ilkesi belli bir yüzyıla kadar getiriliyor. Zorunlulukla buradan çıkartılıyor, buradan ekstrakte ediliyor ve buraya getiriliyor değil ama felsefecinin zihninde söz konusu olan bir ilke olarak, örtük olarak getiriliyor 18. yüzyıla. Şimdi o halde kavramın altına gelen nesnede söz konusu olan bir şeyi içeriyor olması lazım. Hatta kavramın altına gelen nesnede tasarlanan bir şeyi içeriyor olması lazım. Bir benzerlik burada neyin üzerinden kurulacak? Kategoriler söz konusu olduğu zaman bunu onun altında ele aldığı kısım demin sözünü ettiğimiz gibi şematismus, değil mi? Şematizm, anlama yetisinin saf kavramlarının şematizmi. Yani bu kavramların skemaları nasıl çiziliyor? Bu kavramların sınırları nasıl çiziliyor? Her bir kategori birbirinden farklı. Bunların sınırlarının nasıl çizildiğini, bunların kurallarının nasıl ortaya koyulduğunu anlattığı kısım. Ortak olan nedir? Yani hem görünüşlerde hem de kategorinin içerisinde yakaladığım şey ne? Ortak olan nedir? Bunu hatırlıyor musunuz? Aslında epey Kant dersi yaptık birlikte, değil mi? Zaman, değil mi? Zaman. Yani hem görünüşlerin içerisinde söz konusu hem de kategorilerde söz konusu. Kategorilerde nasıl söz konusu? Evet, değil mi? Belli kurallara göre aynı Bildungskraft tarafından sentezlenmesi kategoriler içerisinde söz konusu oluyor. Zaman dolayısıyla bir ara bir uğrak olarak söz konusu nerede var? Yine Erscheinungların içerisinde var ama nasıl olarak yani görünüşlerin içerisinde bütün görünüşlerin kalıbı, yani sadece uzay gibi dışa ilişkin görünüşlerin kalıbı değil, aynı zamanda değil mi içe ilişkin innere Erscheinung dedi, içe ilişkin görünüşlerin de kalıbı, bütün görünüşlerin kalıbı, aynı zamanda bununla burada zaman söz konusu olduğu zaman, değil mi, o film karesi, yani o karelerin hareketlenmesi söz konusu, yani Vorstellungların birbirine bağlanması ve dizilmesi söz konusu, zaman kalıbı dışa ilişkin Erscheinunglara takıldığında, değil mi, dizilmeleri söz konusu. O halde burada ele alınacak, değil mi? Burada yani dışa ilişkin Erscheinungların birbiri peşi sıra dizilmesinde söz konusu olan kalıp, dizen kalıp zaman. Demek ki Erscheinunglarda, görünüşlerde zaman var. Benzer biçimde kategoride de sentezlenmiş bir halde belli kurallar olarak her bir kategorinin içerisinde, kategorilerin skemaları olarak ya da şemaları olarak zamanın kuralları var. Farklı kategorilerin içerisinde. Bunun aracılığıyla, bunun sayesinde kategori Erscheinung'la, yani kategori anlama yetisinin saf kavramları görünüşlerle bir bağlantı kurabiliyor. Bakın, zihnin çok belli bir yetisi, yani anlama yetisinin içerisindeki kalıplar neye bağlanacak? Nesnelere bağlanacak. Yani görünüşler olarak, değil mi, bu nesnelere bağlanacak. Bunun için ne olması gerekiyor? Bir ortaklık ya da bir benzerlik olması gerekiyor. Çünkü benzer ancak benzer aracılığıyla bilinebilir. Benzer aracılığıyla yakalanır. Bunların birbirine benzediği taraf nedir? Ne bakımdan birbirine benziyor bunlar? Her ikisinde de, yani hem görünüşlerin içerisinde hem de kategorilerin içerisinde bir biçimde zaman var. Fakat şöyle bir şey söylediydi Transcendental Estetik'te. Dışarıya baktığınız zaman zamanı göremezsiniz. Dışarıya bakıldıkta zaman görülemez. İçeriye bakıldıkta görülemeyen şey neydi?
Ben kendi suçtandıma, kendi durumuma ve kendi zeyleme baktığım zaman, kendi ruhuma, kendi benime baktığım zaman orada yakalayamayacağım şey neydi? Uzay değil mi? Bir üç boyutluk yok. Böyle zeyleyi içimde böyle üç boyutlu bir nesne olarak kurmuyorum zaten. Fakat bütün her şanlıklarda, bütün görünüşlerde zamanın olması ne demeye geliyor? Eğer dışa ilişkin görünüşlerde zaman yoksa, yani dışarıya baktığımda zaman yoksa, burada ne demeye çalışıyor? İkisinin arasındaki ayrım ne? Dışarıya bakıldıkta zaman yok ama bütün görünüşlerin, bütün her şanlıkların kalıbı yine zaman. İçeriye baktığım zaman da uzay yok ama her şanlıklarla kategorilerin arasındaki bağlantıyı kuran şey, yani birinin diğerinin altına getirmeye yarayan şey, benzer aracılığıyla bilinir ilkesinin onun aracılığıyla işlediği şey, benzerlik kuran şey zaman. Sonuçta dışarıya bakılıkta zaman yok önermesi hangi belli uğrak için söz konusu? Dışarıya bakıldıkta nasıl zaman yok? Ama uzay var diyor. Yani dışarıya baktık. Uzay yok. Nesnelere gidildiğinde uzay yok. Tamam, orada yok ama bu cümlenin içerisinde, yani bu cümleye gelesiye açıkladığı kısımda şu, dışarıya bakıldıkta demek istediği şey şu: dışarıya bakıldıkta Rolle şeyler var, uzamla birlikte giden ve uzayla birlikte giden şeyler var. İçeriye bakıldıkta uzayla birlikte giden bir şey yok. Dolayısıyla dışarıya bakıldıkta zamanla birlikte giden bir şey yok. İçeriye bakıldığında ama içeride oluşan anşanlıkların ön koşulu yine ne? Zaman. Ama bir önerme daha var, bir sonuç önermesi daha var. Bütün görünüşlerin kalıbı zaman. Bütün görünüşlerin kalıbı zaman. Dolayısıyla dışarıda, yani dışa ilişkin erşanlıklarda zamanı ben nasıl yakalıyorum? Eğer dışa baktığımda zaman yoksa. Hangi uğrak, hangi anda, hangi algın birlikte, hangi momentte dışarı baktığımda zaman yok? Ve ne zaman zaman söz konusu oluyor ve o zaman kategorinin altına görünüşlerin getirilmesi söz konusu olabilir. Yani benzerliğin kurulması söz konusu oluyor. Belki biraz daha geriye gitmek de söz konusu olabilir. Yani zamanı işin içine katmak zaten nerede söz konusu oluyor? Değil mi? İlk kısmında, yani transandantal estetikte söz konusu oluyor. Dolayısıyla zamanı işin içine katmadığım durumda sadece uzayla, Raum'la birlikte değerlendirdiğim zaman aslında, değil mi? Eğer zaman söz konusu değilse, üzerine konuştuğum kare nasıl bir kare? O görünüş nasıl bir görünüş? O Erscheinung nasıl bir Erscheinung? Eğer zaman, değil mi? Tek başına hareket, yani tek donuk bir kare. Dışarıya bakıldıkta zaman yok önermesi tam bu demeye geliyor zaten. Yani dışarıya bakıldıkta zaman yok diyorsa, donuk tek bir karede zaman yok. Eğer tek tek Vorstellungslar, bu tasarımlar ya da Erscheinungslar birbiri peşi sıra dizilmeye başlandıysa, ki bizim gündelikliğimiz içerisinde böyle oluyor zaten, bizim donuk bir karemiz yok. Eğer böyleyse zaten hangi kalıp çalışıyor demektir? Zaman kalıbı zaten çalışıyor demektir. Dolayısıyla dışarıya bakıldıkta zaman yok demek ve sadece Raum var demek, sait yok. Belli bir algın birlikte tek bir kare içerisinde söz konusu edilen bir durum. Ama demek ki kategorinin altına getirilen Erscheinung her seferinde hem Raum'la hem de Zeit'la birlikte giden bir Erscheinung. Böyle olmasa ne olacaktı zaten? Kategori tarafından yakalanamayacaktı, yani bilinemeyecekti. Çünkü benim bu görünüşü kategorinin altına getirebilmem için kategoride olan bir şeyin görünüşte de olması lazım. Niye? Çünkü benzer aracılığıyla bilinecek. Benzer aracılığıyla düşünülecek. O halde ne zaman ki bu kareler birbiri peşi sıra dizilmeye başlanıyor, yani ne zaman ki bu film haline geliyor, ne zaman ki hareketleniyor, o zaman işte zaman kalıbı söz konusu oluyor diyebilirim ve görünüşlerdeki ortaklık, yani görünüşlerle zihnin içerisinde, görünüşler de zihnin içerisinde ama zihnin içerisindeki bu Verstand anlama yetisindeki kalıplarda söz konusu olan ortaklık kurulmuş oluyor. Tabii ki kategorilerin içerisinde zamanın bulunması görünüşlerde zamanın bulunmasından biraz daha farklı. Açık mı bu?
Tam benzer aracılığıyla bilinir ama. Söylediği şey şu, zaten altına getiremezdiniz. Kant'ın söylediği bu. Yani bir üçüncü olmalıdır. B'de 177, A'da 138'de. Kritik der Rheinland Fernhof'ta, Saf Aklın Eleştirisi adlı yapıtta. Yani hem kategoriye bakıyorum, bir de Erscheinungslara bakıyorum ya da neye bakıyorum? Evet, Anschauungslara ya da Erscheinungslara. Burada gidişli gelişli birbirini bir diğerini kullanıyor. Ya görülere bakıyorum ya da görünüşlere bakıyorum. Birinin altına diğerini getirebilmek için, hatta ne diyebilmek için bununla birlikte bir nesne bir kavramın altına getirildi. Bir nesne bir kavramda içerildi diyebilmek için benim bir üçüncüye ihtiyacım var. Yani nesnenin kendisinden ve kavramın kendisinden başka bir şeye ihtiyacım var ki bu düşünme gerçekleşebilsin, söz konusu olabilsin. Bir üçüncünün olması gerekiyor. Bir tarafta kategoriye benzeyen bir şey bu. Bir tarafta kategoriyle bir ortaklık taşıyan bir şey. Yani bir tarafta kategoride bulunan bir şey, bir tarafta da Erscheinungsların içerisinde bulunan bir şey. Bu da Zeit, zaman. Kategorinin içerisinde bulunması demin sözünü ettiğim gibi belli bir biçimde söz konusu. O yüzden buna da özel bir adla transcendental şema diyecek. Şimdi ortaklığı kuran zaman o halde bu taşıyan, bağlayan tasarım saf olmalı. Bir biçimiyle entelektüel olmalı diyor. Entelektüel olmalı ne demek? İntellektusla bir bağlantısı olması lazım herhalde. Yani Ferştant'la bir bağlantısı olması lazım. Öteki tarafta da Sinnlich olması lazım. Yani Sinnlichkeit'le, duyumsama yetisiyle bir ilgisi olması lazım. Bu da şemanın kendisi zaten. Evet, bu açıksa biraz daha ileriye gideceğim. Aristoteles'in metninde. Yani bu benzer aracılığıyla bilinir. Olduğu gibi bir kenara atılacak bir önerme değil. Var mı sormak istediğiniz bununla ilgili? Evet. Şimdi şöyle bir şey söylüyor. 8. sayfada 405 A'da 4, 5. satırdayım. Genel olarak ruha ilişkin demin sözünü ettiğimiz bu söylenilenleri takip eden tarzda açıklamalar getiriyorlar. Genel olarak özetliye geldi. O halde bizim için söz konusu olanlar ruhun bu zamana kadar devindirmeye yetili diye bir şey olarak alınması, ayrıştırmaya yetili bir şey olarak alınması ve bunu peş sıra giden bir tarzda bilmeye de yetili olarak düşünülmesi. Daha sonra kimi başka düşünürler ruhun kendi kendine devindiren bir sayı olduğunu da söyleyecekler. Bu Aristoteles için epey dert. Hem devinliyor diyeceksiniz, hem kendi kendini devindiriyor, aynı zamanda da sayı. Bir kere öyle yer kaplayan bir şey, işte sayı nasıl olacak? O bölünebilir, bölünemez olması, sayı için nasıl söz konusu olacak? Bir takım dertler var, onlardan ayrıntıda söz edeceğim. Burada bir tekrar var, belki biraz daha ileri gittiyseniz bunu yakalamışsınızdır. Tekrar Demokritos'tan bahsediyor. Çünkü Aristoteles'e göre Demokritos bunların içerisinde en ince konuşanı, yani en ince biçimde gerekçesini ortaya koyanı. Geçtiğimiz hafta bu küre biçimindeki cisimciklerden söz etmiştik, bunu hatırlıyorsunuz. Fakat ruh ile us aynı şeydir diyordu bununla birlikte. Tekrardan bunu ele alıyor. Yani kimi kısımlarda biraz geriye gidiyor, tekrar işte söylediğini yineliyor, değil mi? Derste tam da bir hocanın yaptığı bir tarzda. Daha sonra kimden bahsedecek? Evet, Anaksagoras'tan bahsedecek. Anaksagoras'tan daha önceden bahsetmişti, değil mi? Bir sayfa önce yine bahsetmişti. Anaksagoras da
Kimi lehin ruh ile usun farklı şeyler olduğunu söylüyor gibi görünüyor. Ama kimi lehin de her ikisini belli bir doğaya, belli bir yapıya bağlı olarak kullanıyor. Yani bunların doğası, yapısı bir diye düşünüyor. Kimi yerlerde başkaca konuşuyor, kimi öteki yerlerde başka bir şey söylüyor. Başka bir yer, yani başkaca konuştuğu yerlerde ne diyor? Sadece bunun yalın, hiçbir şeyle karışmamış ve saf olduğunu söylüyor, değil mi? Öteki spermataya baktığınız zaman, öteki tohumlarla karışmamış olan, saf olan, en ince olan şey olduğunu söylüyor. Neyin? Nusun. Evet, son olarak kim var? Bu sayfanızdan sonra Thales var, değil mi? Diogenes'le bitiyor ama, değil mi? En son Thales. Diogenes de ötekiler gibi gidiyor ama Diogenes'in açıklaması sonraki sayfada. Thales de ruhu nasıl bir şey olarak ele alıyor? Devindiren bir şey olarak ele alıyor, değil mi? Thales de onu anımsayanların aktardıklarından yola çıkıldıkta ruhu devindiren bir şey olarak ele alıyor gibi görünüyor. Bunu nereden çıkarttı? Evet, değil mi? Yani devindiren bir şey. O bir ses olsa gerek ya da bir daimon olsa gerek, öyle değil mi? Sonra evet, Diogenes var ve bununla birlikte hangi türden düşünürler var? Evet, Herakleitos var, işte Alkmaion var, Hippon var ve bunlara ne diyor? Hippon gibi en azından daha bayağı düşünürler diyor. Bunlar değil mi? Bunlar ruhu ne diye alıyorlar? Hippon gibi daha bayağı düşünürlerin kimileri ruhu ne diye aldılar? Su diye aldılar, değil mi? Orada bir dert var. Sonra ruhun kan olduğunu söyleyenler var. Fakat belli bir öge var. O bir savunucu bulmuyor kendisine. Yani farklı farklı ögeleri, toprak değil mi? Yani farklı farklı ögeleri ilke diye ya da ruh diye alanlar var. Ama bununla birlikte yani suyu da alanlar var. Kimi bayağı düşünürler, suyu da ruh püsü hediye almışlar ama İşte ateş, Demokritos gibi ateşi püsüye alanlar var ama toprak hariç tüm ögeler bir savunucu buldu. Buna ise kim işaret edebilir toprağa? Toprak, tek başına toprağa püsüye hediye alan birisi yok ama dolaylı olarak toprağa da püsüye hediye alan birisi var. Kim olsa gerek? Empedokles değil mi? Çünkü o zaten dört ana ögenin dördünü birden püsüye hediye alıyordu. Bunu da şu şekilde ifade ediyor Aristoteles. Ruhun tüm ögelerden olduğunu ya da ruhun tüm ögeler olduğunu, bakın, tüm ögelerden olduğunu ya da her tek ögenin ruhu olduğunu, yani bütün ögeler ayrı ayrı ruhtur. Empedokles buna benzer bir şey söylüyor gibi görünüyordu zaten. Böyle biri varsa, kim olduğunu söylemiyor, demin söylediydi zaten, artık bir kere söyledim, bir daha söylemem diyor herhalde. Bunun dışında kimse işaret etmiyor. O halde 9. sayfadayım. Ruhun ona göre tanımlandığı 3 ayrı şey var, değil mi? Herkes ruhu 3 şeyle tanımlıyor. Demek ki bizim onun üzerinde yürüyeceğimiz yol da bu olacak. Yani şu 3 ayrı şeye bakacağız. Ne bunlar? Evet, değil mi? Devinim, duyumsama, bir de cisimden bağımsız olma, cisimle birlikte gitmeyen bir şey diye düşünüyorlar. Zomadan bağımsız bir şey diye düşünüyorlar. Yani devinim, duyumsama ve cisimden bağımsız olma. Bunların da her biri nereye kadar götürülüyor? İlkelere kadar götürülüyor, değil mi? Çoğul. Yani her birini ilkelere dayandırarak açıklıyorlar. Her biri ilkelere kadar götürülüyor. Yani duyumsayabilen bir şeydir ruh diyor. Bu duyumsama işini, yani ruhun duyumsamayı nasıl kotardığını arkelerle anlatıyor. Şimdi
Dolayısıyla onu bilmeye göre tanımlayanlar ne diyorlar söz gelimi? Onun ya bir öge olduğunu ya da ögelerden oluştuğunu söylüyorlar. Tekrar nereye geliyor? Hangi ilkeye geliyor? O yüzden tekrar buraya işaret ettim. 9. sayfaya. Aynı ilke tekrar burada söz konusu oldu. Son satırında 405A'da 15'te 9. sayfada. Hangi ilke? Ha, değil mi? Yine benzer benzer aracılığıyla bilinir diyorlar. Madem ki ruh her şeyi biliyor, değil mi? Madem ki ruh her şeyi biliyor, onu ilkelerin tümünden oluşturuyorlar demektir. Yani ruh her şeyi biliyorsa, bilmediği bir şey olmayacaksa ruhun, onu ilkelerin tamamından oluştursalar, bu ne olur? Logos'a daha uygun olur. Ama eğer ilkeyi tek diye ortaya koyacaklarsa, yani belli bir neden ya da bir öge olduğunu söyleyen nice kişi varsa, bunlar ruhu da ne diye yerleştiriyor? Eğer ruh bilecekse, arke birse, ruh da bunu bilecekse, ruh da ilk arkelerden oluşuyorsa, arke birse, ruh nedir? Ruh da bilir. Yani birdir derken ne demek istiyor? Tek bir ögedir. Zaten örnek ne? Ha, söz gelimi ateş ya da hava. Yani eğer tek bir öge var diyorsa, pneuma diyorsa, soluk diyorsa, aer diyorsa, hava diyorsa, püsühede bilebilen bir şeydir ve arkelerden oluşmuştur diyorsa, arke birse püsühenin de ne olması lazım? Yine pneuma olması lazım, soluk olması lazım ya da aer olması lazım ya da pür, ateş olması lazım. Bir daha aynı şeyi söyleyecek. İlkelerin çok olduğunu söyleyenler ruhu da çok yapıyor. Yani ruhu çok yapıyor, ruhu tek yapıyor derken kastettiği şey neymiş? Evet, ruh birden fazla ögeden oluşuyor. Ruhu çok yapıyor, ruhu tek yapıyor derken. Evet, yani ruhu tek bir ögeden oluşuyor ya da ruh çok ögeden oluşuyor demek istiyor. Yalnızca Anaksagoras, değil mi, tekrar döndü. Burada biraz daha üzerinden geçecek, tekrar edecek gibi görünüyor. Us'un etkilenimden bağımsız olduğunu ve diğer hiçbir şeyle ortak bir şey olmadığını söylüyor. Şimdi, eğer Püsühe ile Us'u aynı şey diye alıyorsa Anaksagoras, burada bir dert çıkacak. Yani Us eğer bütün öteki olanlardan, değil mi, Nous, bütün öteki tohumlardan bağımsızsa, diğer hiçbir şeyle ortak bir şeye iye değilse, soru ne olur burada? Bu Nous, hem de Püsühe ise, nasıl bilecek, değil mi? Eğer benzer benzer aracılığıyla bilinecekse nasıl bilecek? Hangi neden aracılığıyla bilecek? Yani burada bilmenin gerçekleşmesi için evet bir sufficient reason yok. Hangi neden aracılığıyla bilecek? Ne diyor? Ondan önce şöyle bir şey söylüyor ama, değil mi? Anaksagoras bunu ne söyledi? Ne de? Ne de söylediklerinden açık, değil mi? Ne de söylenenlerden açık. Ne kendisi ya eksplisit bir biçimde bunu ortaya koyuyor, ne de söylediklerinden yola çıkarak biz akıl yürütebiliyoruz. Yani eğer olduğu gibi ayırıyorsanız, siz öteki şeylerle ortak bir şey yoksa, benzer benzer aracılığıyla biliyor gibi bir ilkeniz varsa, burada usun kendisi öteki ilkeleri, öteki var olanları bilemez. Başka bir örnek olarak da, eğer ilkeleri karşıtlar diye alan düşünürler varsa, ruhu da karşıtlardan bir araya gelen bir şey diye ele alıyorlar. Bunlara ilişkin örnekler veriyor. Soğuk, sıcak. Ve bu şekilde, şu şekilde bitiriyor bu paragrafı. Diyor ki, evet, buraya kadar ruha ilişkin aktarılanlar böyle. Hangi nedenlerden ötürü bu biçimde gerekçelendirildikleri de belirttiğimiz gibidir diyor. Belirtildiği gibidir. Şimdi, bunu buraya kadar getirdi. Genel olarak üç ayrı biçimde bakıldığını, yani devinen bir şey olarak ruh, duyumsayan bir şey olarak ruh ve bilebilen bir şey olarak ruh olarak farklı farklı düşünürlerin ruha baktıklarını söyledi.
O halde şimdi bir kere daha ayrıntıda işin içine girecektir. Bir kere daha bunların sağlarına bakacak. Bu sefer reductio ad absurdum yapacak. Hepsini çok ayrıntıda ele alacak ve bunları diyalektike ile sınayacak. Bunlarda tutmayan yanları göstermeye çalışacak ve bu demin ne söylediydi Anaksagoras'a ilişkin? Anaksagoras işte şunu kendisi söylemedi ama söylediklerinden de açık değil. Şimdi bir takım düşünürlerin kendilerinin ortaya açıklıkla koymadığı, yani açıklıkla söylemediği ama kendi savlarından çıkan sonuçlar var. Aristoteles'in amacı şu, bu sonuçları da burada sermek. Yani düşünür kendisi, bu presokratik düşünür her kimse, ortaya koyduğu bir savla o savın peşi sıra gelen belli sonuçları da o savının yanına iliştirmiştir. Kimileyim böyle oluyor ama buradan çıkan bir takım başka sonuçları, yani bu sonuçlar nereye kadar götürülebilir? En uç sonucu ortaya sermiş olmuyor çoklukla. Yani kendi savının peşi sıra gelen bütün sonuçları ayrıntıda değerlendirmiş ve sermiş olmuyor. Aristoteles bunu yapacak işte. Nereye kadar götürülebilir bu savlar? Yani her bir düşünürün, presokratik düşünürün savları ayrıntıda ele alındıkta hangi sonuçlar buradan açığa çıkar? O yüzden ilk uğrak demin de kendisini işaret ettiği gibi devinim, kinezise ilişkin ne yapmak lazım? Bir araştırma yapmak lazım. Yani yapacağımız araştırma üçüncü kısmın başında ne diyor? Kinezise ilişkin. Başka kişilerin savına ilişkin bir şey söylüyor değil mi? Ne ki ilkin devinime ilişkin araştırma yapmalı. Daha sonra işte duyumsayabilen bir şey olarak ruha bakarız ya da bilebilen bir şey olarak ruha bakarız. İlkin kinezise bakalım. Yani çünkü bu kinezis kısmında bu kısım sınandıkta doğru olduğunu düşündüğümüz bir takım başlangıç önermelerini de yakalayabiliriz biz. Şöyle bir şey söylüyor. Belki de ruhun neliğinin şu türden bir şey olduğunu söyleyenlerin savı yanlış. Yani ruhu şu şekilde belki de diyor bakın. Çünkü daha henüz o savın niçin yanlış olduğunu göstermedi. Yanıt kendisinde var ama. Evet, ruh kendi kendine devindiren bir şeydir ve dolayısıyla devindirmeye yetilidir. Yani ruh devindiren bir şey olarak ele alınıyor ama sadece bu değil. Ruhun neliğine pek çok düşünür şunu da ekliyor. Ruh kendi kendini devindiren bir şeydir. Aristoteles'in yanıtı ne? Öncelikle yanıtını ortaya koyuyor. Yanıtı şu. Evet, aksine ruh kendisinde devinimin bulunmasının olanaksız olduğu şeylerden biridir. Ruhun devinmesi söz konusu değil. Devindirmesi söz konusu mu ama? Devindirmesi söz konusu. Yani ruh devindirebilen bir şey ama kendisi devinen bir şey değil. Şimdi o halde daha önce söylediğini tekrar söyleyecek ama gerekçesini de vermesi lazım. Daha önce söylediği şey şuydu. Yani herhangi bir şey devindiren bir şey olabilir ama devindiren bir şeyin kendisinin devinmesi, yani kendisinin de devinmesi zorunlu değil. Yani bir şey devindirecekse kendisi devinmeden de bir başka şeyi devindirebilir. Bunun üzerinden Aristoteles'in o doğa nedenselliğine ilişkin açıklamasının tekrardan sınanması gerektiğini konuştuyduk. Şimdi burada devinime ilişkin yine bir açıklama var. Şimdi devindiğini iddia ediyorsanız öncelikle ruhun hangi devinimle devindiğini ortaya koymanız lazım. Devinim kaç türlü? Hangi türden devinimler var? Evet, değil mi? Yani başkalaşım olarak var. Evet, değil mi? Ya nitelik değiştirme. Evet, ya değil mi? Evet ve bir de değil mi? Büyüme, yitip gitmeye ilişkin devinim var. Dolayısıyla bu devinimlerle devinmiyorsa, devinimlerin sayısı belli. Bu devinimlerle devinmiyorsa zaten genel olarak ne yapmıyordur? Devinmiyordur. Aristoteles'in tipik bakışı değil mi? Yani önce devinim kaç biçimde söyleniyor? Bunu ele alalım. Bunu zaten daha önce de ele almıştık. Nerede ele almıştık? Bunu zaten fizikte ele aldıydık, değil mi?
Dolayısıyla burada yer değiştirme, nitelik değiştirme, işte yitip gitme ya da büyümeye ilişkin devinimle devinmiyorsa o halde bizim bunun devindiğini söylememiz olanaklı değil. Bunlarla devinmiyorsa, bu devinimler onun için söz konusu olan devinimler değilse, başka da bir devinim yoksa nasıl devinecek, neyle devinecek? Sorduğu soru böyle bir şey. O halde ruh devinen bir şeydir diyenlerin bunu göstermesi lazım. Yani hangi devinimle devindiğini göstermesi lazım. Şimdi burada ilneksel devinimden söz edecek. Nelerin üzerine konuştuğunu genel olarak ele alalım ve böylelikle bitirelim. Evet, denizcilere ilişkin, gemide devinenlere ilişkin bir örneği var. İlneksel devinimden bahsediyor. Buradan bunu çıkarabilirsiniz. İlneksel devinim ne demek? Daha sonra evet, ruhun yer değiştir, eğer öteki devinimler içerisinde yer değiştirme ile devindiği varsayılırsa bundan çıkan sonuçlar ne olabilir? Yani ruh bir kere bir takım kısımlara da iyi olan bir şey olabilir. Ruh ya bütün olarak ya da kısımlara göre acaba yer değiştiren bir şey olabilir mi? Kısımlara göre yer değiştiren bir şey olsa nasıl olur? Acaba bütüne göre yer değiştiren bir şey olsa nasıl olur? Eğer böyle bir şey olasıysa acaba bedenden çıkıp tekrar bedene girmesi, cisimden ayrılıp tekrar cisme girmesi söz konusu olabilir mi? Fakat genel olarak şöyle bir şey söylüyor. Bu 11. sayfada şu cümleye bakarak belki savlarını takip etmek yerinde olacaktır. Şöyle söylüyor. Ruhun bu devinimlerinin, zor ile devinimlerinin ve durağanlıklarının neler olduğunu hesabını vermek imgeleme yetisini çalıştırmaya hevesli olanlar için bile kolay değil. Ne demek imgeleme yetisini çalıştırmaya hevesli olanlar? Hayal. Evet, değil mi? Yani uçanlar için bile kolay değil. Yani böyle hayal görenler için, değil mi? Tam fantaziyayı Einbildungskraft sadece fantazi değildir diyor Kant, değil mi ya? İmgeleme yetisi sadece fantazi değildir. Ama burada tam Aristoteles hangi anlamda almış? Bayağı fantazi anlamında almış, değil mi? Olduğu gibi böyle hayal görenler, değil mi? Böyle olmayan şeyleri zihninde kuranlar için bile ruhun bu türden böyle devinen bir şey olduğunun gerekçesini, yani hesabını vermek kolay değil. Buna göre devam edersek, o halde hangi kısmı okuyacağız? Üçüncü kısım, yani 10. sayfada. Üçüncü kısımdan başlayacağız. 405'te A'da 31, B'de 31. Evet, şuraya kadar gelelim. 12. sayfada ruh eğer deviniyorsa en çok duyumsanan şeyler aracılığıyla devindirilebilir. Yani 12. sayfada 11. satır 411. Eğer devindiriliyorsa ruhun eğer deviniyorsa en çok duyumsanan şeyler aracılığıyla devindirildiği söylenilebilir. Buraya kadar, yani üçüncü kısma kadar geldik. Üçüncü kısımdan başlayacağız. Bu şekilde. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Sizin okumanızda hiçbir biçimde tutmayan ya da kısımlara göre tutmayan bir şey? Kant'a gidince herkesin yüzü düştü bir ara. Evet. Yoksa sormak istediğiniz bir şey, önümüzdeki hafta bu kısımdan devam edelim. Burada epey iş var çünkü.